arkadaşlar. Motosiklet felsefecisi Ruh Usta kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz ve konumuz ne? Forza 250. Konuğumuz Eskişehir'den geldi. Merhaba. Güvenlik görevlisi kendisi. İş elbiseleriyle çıkmış gelmiş. Çok heyecanlıyım. Ama şu var, yani en iyisini yapmışsın direkt. Vakit kaybetmeden. Motorumuz arkadaşlar Forza 250. İkinci el aldık değil mi hocam bunu? Aynen hocam. 20.000'de. 20.000'de. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Lastikler, metseler. Oradan kurtarıyor. Bir lastik 4 milyar ya. İki lastik 6-7 milyar. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Forzalarda tutulan kasa dediğimiz kasa vardı ya. İşte bu kasa orta kasa. Yani ilk kasadan sonraki kasa. Orta kasa Forza. PGX mi dedim ben az önce ya? Bilemedim hocam. Dinlemedim. Beynimize kazınmış PGX'e. Forza orta kasa arkadaşlar. İlk kasanın bir sonrası. Bir de bundan sonrası var. Tutulan kasası bu kasa. Bu Euro 5 oluyor arkadaşlar. Yakıt da az bunun. 3 noktayla 3.5 arası yakıyor. Zorlasan da 3.5'ü geçmiyor. Diğer kasalarda 1 litre fazla yakıyor. Bunun öyle bir avantajı var. Önemli değil. Evet. Şimdi kaç modeli senin bu hocam? 21. 21. Bendeki de 21. Şimdi arkadaşlar motorumuz servis bakımında 20.000'de. Yalnız orijinal yağ filtresi kullanmamışlar. Tipsol'un yağ filtresini kullanmışlar. Doğrudur hocam. İşte servis de mi yapılmış? Servise baktım, 18.000 küsürde değişmiş hepsi. Yağ filtresi. Aynen. Ha, şimdi gel hocam. Eskişehir Özmert'e gittim, sordurdum. Ama bak, Tiflo'nun yağ filtresini kullanmış. Doğru. Yani orijinal filtresi bunun Honda'nın. Honda'nın kendi filtresi şu var. Dışarıda yaptırmış ha, böyle abudunun gazları var. Orijinal filtresi şu arkadaşlar, Honda'nın kendi filtresi. Biz de Honda servisinden alıp takıyoruz. Honda'nın kendi filtresi bu. Ama şu an üzerinde Tiflo'nun, ha Tiflo kötü bir filtre mi falan filan, oralara girmiyorum. Şimdi bu her motorun tasarımında kendine özgün bir yağ filtresi tasarlanıyor. İçindeki delikleriydi, gibileri, setleri farklı oluyor. Ha bu motora bir zarar verir mi? Şu an için bir zarar vermez. Şimdi bunun içinin gözenekleri farklı, delikleri farklı. Onu sökelim, onunki farklı. Şimdi her motorun kendine göre. Şimdi Honda mesela Wolfing'inde de bunu kullanıyor. Diğerlerinde de kullanıyor. Bunda da bunu kullanıyor. Hepsine universal kendi filtresini kullanıyor. Bunları da ayrıldık. Vespa'da da ayrıldık. Yani. Şimdi motorumuzda ne yapacağız arkadaşlar? Detaylı bir varyatör bakımı yapılacak. Bir de diferansiyel yağ değişecek arkadaşlar. Yağ bakımı vesaire yapılmış ama biz yine de kontrol amaçlı filtreyi de bir sökelim mi? Olur. Ya bu filtre bir de basit buji. Bir şey ya. Filtrelerde hep sıkıntı yaşıyoruz bütün motorlarda. Acaba bunun filtre değişmiş mi diye hemen şu an bir bakmak istiyorum. Kontrol ettin mi sen filtreyi? Hiç kontrol etmedim. Hah, dur bakalım hep beraber bu kontrolü. Ne çıkaralım bakalım. Filtrelerden yanıyoruz. Ya Çinmalı motor söküyor, filtresini 2 saatte çıkaramıyoruz. Bak gel hocam. Şimdi en kolay filtresi sökülen motor hangisiz diye bir az önceki birkaç videoma yazmıştım. Bak görüyor musunuz? Filtre her şey meydanda. Doğru. Filtrenin kolay sökülmesindeki amacımız nedir? Kapağını alıp içine ulaşabilmek. Filtrenin dışını alıp ulaştıktan sonra o kolay sökülen anlamına gelmez. Yok işte 3 dakikada söküyorlar, öbürü 5 dakikada söküyor. İşte el elden üstündür ya bunun. El elden üstün olsan olacak. Şu kapak sökülmedikten sonra istediğin kadar el elden üstün olsun. Yani burada şuna geliyor iş. Gaz kelebeğini hadi motorun sağını solunu sökmeden şuradan çıkar. El elden üstündür. 5 dakikada şuradan çıkarıyor. El ulaşmıyor. Nasıl çıkaracaksın yani? Filtrede de öyle arkadaşlar. Hocam. Filtreyi aldığımız motorlarda bakacağız arkadaşlar. Niye diyorsunuz? Çünkü ben bile aldığım Forza'da filtre berbat çıktı. Aldığım TCX'de filtre çamur gibi çıktı. Yani filtreden hiçbir zaman yüzümüz gülmedi arkadaşlar. 300-500 liralık filtreden kaçıyorlar. Diğer motorlarda bu filtreler 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira. Şimdi bakacağız. Filtre gerçekten değişmiş mi, değişmemiş mi? Hep beraber şöyle bakıyoruz. Aldık. Evet, gel. Gel ne çıktı? Amanın. Amanın da amanın. Ya bu filtrelerde nedir çektiğimiz? Uydurma filtre yapmışlar. Destereyle falan kesmişler bak. Filtrelerde son. Bu ne ya? Ya işte motor çok temiz ama filtrelerde. Evet arkadaşlar gerçekten yani doğal olarak çektim. Hani videoyu durdurup sonra sökecektim. Dedim ki hani bir
Az şu an yemek söyledik, yemek gelesiye kadar doğaçlama yapalım dedik. Bak arkadaş da gördü. Şimdi bizim en büyük farkımız doğaçlama yapmak. Vay, şimdi, vay 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 vay. Oy vay, çöp at. Çöp at. Atamayız. Belki yok şu an için. Tarihe eser. Asalım, asalım bir yere. Bu ne? Adam, ne güzel filete. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Burada kullanılan macun önemli. Sakız. Vallahi sakız hocam. Ne bu? Falım. Falım sakızları. Falım, falına bak ana ne görünüyor, yol görünüyor. Vallahi sakızlısın. Filtre arkadaşlar. Şuna bir daha bir bakalım ya. Nasıl bir şey. Vallahi çok ama falım buradaki güzel. Mühendislik çok güzel. Tasarım çok güzel. Ben bile böyle tasarım yapamam. Dyson, beyaz Dyson mı? Beyaz bu? Dyson kullanmış abi, o çok önemli. Yani o Sili. Beyaz Dyson zaten dünyanın parası. Filtreden pahalı. Şimdi arkadaşlar bir konuya daha değindik. Motor alırken filtrelerine bakalım lütfen. Yorumlara yazın. Filtrelerinize hemen şu an videoyu seyreden herkes motorların filtrelerini bir kontrol etsin. Bunlar Eskişehir'de yapılıyor değil mi? Eskişehir işi. Eskişehir'de ora ayakkabı yapardı benim bildiğim. Made in Eskişehir. Valla bunu sandaletçiden mi aldın yoksa ya? Valla hocam bilmiyorum. Dün bir tane motor da almıştık. Şey PCX gelmişti. O da tesisatçıdan almış. Kendini dolamış yerlere, tapalara. Bildiğin şu keten var ya, abo. Keteni dolamış da şanzımanın içinden keten çıktı. Hocam bu ne ya? Üşenmemiş yapmış adam, helal olsun. Bunu yapana da buradan tebrik ediyorum. Zaten şu an videoyu seyrediyordur. Harika bir mühendislik. Ha şimdi bunun da kendine göre bir şey vardır, nedenin için. Niye vardır? Konu dönüyor dolaşıyor, neye geliyor? Şimdi biz Çinlilerde şunlarla bunlardan bahsediyoruz ya, gerçekten arkadaşlar Japonlarda da sıkıntı var. Ne var? Şu filtreyi bulamıyoruz ya. Örnek veriyorum, gerçekten bulamıyoruz. Dün ben parça almaya gittim, debriyaj sordum. Hava filtresi yok dedi. Yok. Filtre yok abi. Hocam şimdi bu böyle 120'yi zor geçiyordu. Belki MME diye için mi? Tabii. Bundan nasıl bir şey yapsın? Dyson var burada abi. Bir de ben senin şeyinim yani. Bu filtre bir de bunun filtresi değil yani. Kafayı bulmuştur Dyson'dan belki. Ben bunun yerine ne yaptım biliyor musun? Temizlenebilir sünger filtre yaptım kendim. Şunu böyle aldım, benim mühendisliğim daha bir farklı. Onu göstersem millet gülecek, diyecek ki sen de yapmışsın falan. Ama şimdi demek istediğim şu, bir motor alırken bayisinden filtreleri de yanında satın alın arkadaşlar. Atıyorum şu motor 350 milyar, filtre kaç para? 1 milyarsa da verin, bir tane yedek filtre atın arkadaşlar. Bu Çin mallar için de geçerli, Japonlar için de. Bundan sonraki konumuz şu, motor alırken, sıfır motor alırken hava filtresi alıyoruz arkadaşlar. Hava filtresi depomuzda buna. Bu neye benziyor? Maske herkesin cebinde eskiden bulunurdu ya. Filtre bulunacak. Bakıma gelirken filtrenizle gelin. PCX'de böyle. Bulamazsak Dyson alabilir miyiz? Bulamazsak bu arkadaş buraya adresini yazmamış. Buna gönderin, Eskişehir'de yapıyorlar. Eskişehir. Made in Cahina değil bak. Maşallah ne güzel kesmiş evet. Ya. Kısa bir ara veriyoruz sohbetimize, muhabbetimize. Detaylı varyatör bakımına gideceğiz. İnşallah varyatörde bir şey çıkmamıştır. Bunu yapan varyatöre ne yapar bilemiyorum. Doğru hocam. Ana söktün mü la burayı hiç? Hadi geçmiş olsun. Hocam ben sizin öğrencinizim. Yani PCX'de söktüm. Her bunda şeyini söktün söktüm. Mü? Bunda hiçbir şey yapmadım. 20 gün önce aldım, direkt bunda. Sana getirdim. Ne çıkar acaba? İçi orijinal mi diye direkt sana getirdim. Debrej mebrej nasıl acaba bak. Ama adam kıl biriymişti. Lastiği metreler takmış. Şu şeyleri falan üzerinde. Oradan kurtarıyorsun yani. Aynen. Lastik metreler çıktı. Filtre lan ne olacak, 300-500 lira deriz. En azından lastiği düzgün çıktı. Benim aldığım motor lastikler çürüktü. 5 milyar para verdim lastiğe. Keşke filtre çürükçüz. Ama bu zamana kadar bu 10. motor. Gelen hep yeni alınan motorları söküyorum. Servis bakımlı. Evrağı var. Hocam filtre direkt nasıl geldi. Nokta buldun onu? Direkt çay aldın direkt bunu böyle koydun. Bana buraya. Önceden sinyal verdi alıcısı. Dedi ki abi video çekersin dedim. Bu konuya dikkat et dedi. Direkt doğaçlama oldu hocam. Ben. Evet. Kısa bir ara veriyoruz abi. Evet arkadaşlar, Forza 250'mizde detaylı bir varyatör bakımı yapacağız. Detaylı varyatör bakımı yapmadan önce ön hazırlık yapıyoruz. Burada, şurada bir alyan cevatamız var. Şunu alıyoruz. Bir tava verir misin Ümit? Sonra vidayla şu şeyleri bir açalım. Kapakları, saatçi kırmızı. Şimdi bir alyan da şurada var. Arkadaşlar çok aşırı bilgi içerir. Aşırı bilgi aynı ilaç gibidir. Dozu fazla alırsan kafa ağrısı yapar.
Onun için arkadaşlar, kafası ağrıyan arkadaşlar şimdilik seyretmeyebilir. Çünkü aşırı bilgi dolu başımızdan dolayı mesleği bırakmak zorunda kalırsın. Mesela ne yaparsın? Durup dururken mesela bilgi fazla gelir. Taşan bilgiyi bana geri satmaya çalışırsın. Bana satarken handikapa girersin. Handikapa girerken ya acaba benden bu işi yapsam falan diyenler olabilir. Ve yapanlar da var şu an. Yani onun için şimdiden baştan söyleyeyim ya, videonun başında ustam niye demedin? Ben mesleğimden soğudum işte, ben de bu işi yapmaya çalışacağım falan diyenler çıkabilir. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle almak zorundayız. Bunu almak için de ne yaptık? Şu şekilde çıktı bak. Euro 5 olanlarda arkadaşlar bunlar. Şurada da bir filtremiz var arkadaşlar. Şunun içinde de bir filtremiz var. Bunun içindeki filtremiz nedir arkadaşlar? Salyangoz sünger filtre. Bu sünger filtre de temizlenecek. Bunun şurada tırnakları var. Şu şekilde açılıyor. Tırnakları var. Şurada tırnakları var. Tırnaklarından kurtardığımız zaman bu buradan çıkacak. Bu buradan çıkması için ne yapacağız? Biraz mücadele etmemize de gerek var. Vida bile koymamış. Ne güzel. Görüyor musunuz? Temizlenebilir filtre. İçinde kum, çakıl, çakıl taşı, kasrocen içerebilir. Şöyle bakıyoruz. Bunlar önemli arkadaşlar bak. Elektrikli süpürgelerde de oluyor ya, aynı onun gibi. Sözde bak, bakımı yapıldı onda da. Bu da varyatör hava filtresidir. Mesela Yamaha'larda o filtreye para verirsin, Honda'da para vermezsin, beleş. Şimdi onun haricinde arkadaşlar, bir şuradan başladık, 8. Bu şekilde attık. Karşılığı şu. Şu köşeden geldik. Karşılığı şu. Ümidim onu sonra yapalım, kompresörü zırlam. Şu. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? Şurada bir tane onluk cıvatamız kaldı. Onun için de şunu alıyoruz. Onluğumuzu takıyoruz. Bu şekilde. Cıvata olayı bitti. Plastik topmağımızı alabilir miyiz müsaade? Şimdi burada da arkadaşlar, nasıl davula tokmak vurmayınca ses çıkmıyorsa, bunda da tokmak vurmayınca varyatör kapağı çıkmıyor arkadaşlar. Daha önce hiç sökülmemiş, belirtisi var gibi. Yok, sökülmüş. Neden anladık diyelim. Bak şuradaki boya. Şimdi belli olacak. Geçen bir motor söktüm, 15.000'de devreci bitik çıktı ya. Doğrudur hocam. Şunlara karşı bir tane yedek devreci aldım. Bakalım bunda ne çıkacak. Evet. Mesela bir durduralım abi, bekleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi kapağımızı söktük. Bakalım bunda ne çıkacak. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, 17.000 kilometrede servis bakımlı gibi görünen bir motorumuz. Acaba gerçekten servis bakımlı mı değil mi? Onu arkadaş kendisi görecek. Şu an burayı oradan aldık. Şimdi 17'yi getir. Boşun sökmeyi getir. Tamam, pişman. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Ya şuradaki aslında varyatörümüz çok büyük. Fakat şu debriyaj kısmı ufak olduğu için debriyajı çabuk yiyor şuradan dolayı. Öyle bir sıkıntı var. Aslında ön varyatör de çok güzel. Bak Euro 5'lerini görüyorsun. Her şey çok güzel. Arkada güzel. Sadece şu tas küçüklüğümüz var. O tası da büyütemiyoruz arkadaşlar. Niye büyütemiyoruz? Şurada sonlamış orayı bak. Kapakta çember koymuş. Yani büyük takamazsın. Ancak şu olur. Forza 350'ninki olur mu diyenler olmuştu. Şu kapağı da Forza 350'ninkini takarsak olur. Bu kapağı da takarsak olur. Başka türlü olmaz.
Şunun bataryası nerede? Şurada. Yakır abi. Bakacak olursak sökülmüş mü sökülmemiş mi gibi görüyoruz ama şu işaret orada duruyor ama yine de bakalım ne diyecek. Bunun da işte X-Max'lere göre veya diğer eski X-Max'lere göre avantajı şu arkadaşlar. Grank'ı direkt ortadan yakalıyor bak. Direkt ortadan yakalıyor. Yani kasnak kırılma riski vesaire yok. Şu kasnak aşırı kaliteli bak şöyle soğutuculu. Şöyle baktığımız zaman kayışın dönme izleri vesaire var. Diğeri aynı malzemeyle sökülebilir. Aa, lokmamızı taktık. Evet. Şimdi burada da şöyle bir parçamız var arkadaşlar. Bunda o-ringler falan var. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi bakıyoruz debreje. Sürpriz arkadaşlar. Filtre böyle çıktıysa debreş kötü çıkacak diye bir şey yok. Niye? Filtre adam pimpirikli 3 kuruş vermemek için öyle yaptıysa motoru da ezmemiştir, debreci de bitirememiştir diye düşünüyorum. Ama ola ki zıracemi biri ise durarken gazı kesmeden frene bastıysa debreci, tırışkaj, jumbo çıkabilir. Şu an ne çıkacağını bilmiyoruz. İnanın ki sürpriz arkadaşlar. Evet, 1, 2, 3. Evet, söktük. Bakımsızlık var. Önemli. Balata bitik mi değil mi ona bakacağız. Evet bak geçen 15.000'deki bitik çıktı, bu 17.000'de hiçbir şey yok. Demek ki adam iyi kullanmış veya debrej daha önce değişmiş mi bilemiyorum. Debreci kayışa bakıyoruz. Şu kayışa bak ya, bu kayış. Onda da ne desin? Şöyle bakıyoruz ters takma var mı diye. Şöyle mi çıktıydı lan? Böyle mi çıktı? Ters mi? Ters mi lan? Yok, düzgün. Düz çıktı. Düz çıktı ve kayışımızda da en ufak bir sıkıntı yok bak. Görüyorsunuz şu kayış. Güzel. Kayış mesafede uzun. Şu uzun ne demek arkadaşlar? Böyle uzun olduğu için kayış kısa mesafede süratli gider motor. Yani uzun mesafede otobana falan çıktığımız zaman aşırı süratli gider. Ama kalkış tekrar biraz şey olur. Mesafe çok uzun olduğu için kalkışı biraz yavaş olur. Kalktıktan sonra seri gider anlamına gelir. Bunu da şuraya takıyoruz şöyle. Şimdi burada 41 lokmayı getir, şunu dağıtacağız. Bakımsızlık var, başka hiçbir şey yok hocam. Debreje falan aşırı yağ, toz, talaş gelmiş. Agalara geliyoruz. Bakalım burada ne çıkacak. Sürpriz. 150 tabi biraz aşınmış, önemli. Evet. Kiba 2021 bak, 12. ay. K2. Aa, bakıyoruz. Orijinal değil mi hocam? Orijinal tabii. O zaman güzel. Şura orijinal. Burada bir sıkıntı yok. İyi. Bakalarla da oynamamışlar. Yönlerine bakalım. Şu şöyle geldiğine göre yönleri ters takılmış. Bunları sökmüşler. Takarken ters takmışlar. Buralar zorlanmış. Bak görüyor musun? İçine gitmiş kabuklar. Evet hocam. Ha, halledeceğiz. Şuraya bakıyoruz. Hepsini ters takmışlar. Kim baktı? Abudumun gazından biri ters takmış. O da ters. Lan bir tane düzgün bak. Düşen bizden de. Şimdi bunu böyle atıyorum. Oradan bir tane abudumun gazı. Yok işte tavuya o atılır mı bilmem ne. Motor benim olsa sana yaptırmam da. Lan abudumun gazı servise gidiyor. Motora ne yapıldığını görmüyorum. Öyle aa, değil. Yapılan bu, ters takmışlar. He, yok şimdi ben mesela parçalar alıyorum. Şöyle atıyorum ya. Bunda bir sıkıntı var. Aynen hocam. Bir o takıntılı vardı. Onun ne oldu? Engelledik mi? Ne yaptık? Sesi çıkmıyor. Geri mi asla rengelin adamın? Yani bu tavuya değil de nereye atacaksak. Böyle atıyoruz ya. Gitti lan. Daha yumuşak bir süspansiyonlu bir yere atamaz mısın falan diyorlar. Şöyle yapalım. Hocam bir peçete getir. Aman şunu koyma, çizilmesin. Porselen tabak falan ya. O da orada bitti. Şimdi şunu parçalayacağız. 41'imiz geldi. Bu da şuraya geldi. Şimdi 41 ile bunu parçaladıktan sonra arkadaşlar asıl bakım ondan sonra başlıyor. Bunu parçalarken de şöyle bir şey yapıyorum ben. Çünkü şu yere geldi. Şöyle önemli değil. Bu da şuraya geldi.
burada 41 kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim arkadaşlar, bu işi yapmaya yeltenenler olur ki eziyet çekmesin, yazık. Ya işi öğrenmeleri bir şey değil, öğrendikten sonra ne oluyor biliyor musun? Yani bizleri bu sefer şey yapıyorlar, geçmişe dönük videolarımıza bakıyorlar. El elden üstündür ayağa. O da oradan gitti. Şimdi bakıyoruz. Evet, bu daha önce sökülmüş, gel. Sökülmüş sekmanın birini kaybetmişler. Buraya tırışkay jumbo bir sekman takmışlar. Oo. Demek ki debreci de bu adam bitirmiş, yeni takmış bu debreci. Olabilir hocam. Bak bura bir oynanmış yani. Bu da hatta oynama olmuş. Nasıl bir oynama olmuş? Şöyle göstereyim. Şimdi asıl mesele düz tornavidanın bir kalını var mı? Şunun bir kalını. Bu da oldu da. Bir de oradan karganın burnu. Neler çıkacaklar. Görüyorsunuz. Mükemmel. Mükemmel. Direkt çamur. Tırışkayı cumbağı diyemiyorum. Bu de elini değil. Bu ya nasıl bir ya diye soranlar olabilir. Yağları alalım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Buradaki amacımız buradaki yağ pisliğinden arındırıp yeniden temiz yağsın. Evet. Şimdi burada 3 tane pimimiz, sekmanımız var. 1 2 4 tane pardon. 3 Helicekster de mi 3 tane hocam? Helicekster 3. Aslında bak bunların arka varyatörleri görüyor musun? Çok manyak bir varyatör. 140-150 çok baba yapmış lan aynen. Şimdi bu motor 140'lara falan geliyor değil mi? 130'u zorluyor. Ya 140'a çok zor çıkıyor. Geçememişsin zaten. Bak, aynen. Daha önce bir yapmış, geri aşağı inmiş motor. Normalde şurada gidiyormuştu, şuraya gitti. Aynen. O yüzden sana getirdim hocam. Heh, şimdi bu motor 140'ı rahat yapar uzun yolda. Fakat bu motor işte 160 yaptıralım, 170 yaptıralım. Bunlar bu motorlar için veya bir X-Max için veya başka bir şey için bu geçerli değil arkadaşlar. Şimdi demek istediğim konu şu. Buradan şimdi arkadaşlar yine kızacak da. İşte biz niye PCX'den vazgeçemiyoruz? PCX orta şeker, ne ileri ne geri giden bir makine. Şimdi bu ileri gidiyor, geri gidemiyor. Öyle bir durum. İleri gidiyor ne demek? Şimdi PCX'i zorlasam ben 120-130 yaptırtırıyorum zaten. E bu motor da zaten 130 yapıyor, öyle değil mi? Ama bu motorun avantajı ne? Uzun yolda soluksuz 130 yapar. PCX canlı çıkararak 130 yapıyor. Fakat PCX'in şöyle bir durumu var. Canlı çıkarıyor, canı çıkmıyor. Bunu canlı çıkararak 150-160 yaptırmaya kalk, motoru parçalarsın. Bir X-Max'i parçalarsın. Bunların hızı stabil 120-130'dur. Niye? Kuru debrej. Kayışlı, kuru debrej. Islak debrej, CVT'li olsa neyse. Yani skuturda 180cc gelmiyor kısaca arkadaşlar. Şimdi bunlar yıkanacak, tekrar toplayacağız. Biz izlemeye devam edelim. Evet arkadaşlar, varyatör bakımına başladık. Motorumuzun parçaları söküldü. Sökülen parçalarımız şurada varyatör mutfağımıza geldi. Bunlar güzelce hepsi elden geçecek. Debrej balataları da dahil olmak üzere. İlk günkü gibi yapacağız. Ve motorumuz asfaltta tanışacak arkadaşlar. Motorumuz neydi? Forza 250 Euro 5 olandan arkadaşlar. Orta kasa diye geçiyor. Forza'mızın varyatörleri mutfağımızda temizleniyor. Gereken işlemleri yapılıyor. Evet arkadaşlar, yine bir videonun sonuna geldik. Forza 250'miz bütün bakımları bitti. Gayet stabil çalıştı. Şu an yola gitmeye hazır.